Şehrin dışında koskocaman ağaçların, rengarenk kuşların ve yüzlerce çiçeğin yaşadığı bir orman varmış. Ormanın hemen yakınında da bir arıcı yaşarmış. Bal arısı kovanlarını akasya ağaçları arasına yerleştirir, belirli bir süre sonra da gelip onları toplarmış. İşte bu arı kovanlarının yakınındaki bir ağaç kovuğunda sahipsiz bir petek bal varmış. Bu peteği fark eden eşek arıları peteğin üzerine üşüşmüşler. Bu petek bizimdir demişler. Ama bal arılarının da petekten haberleri olmuş sonra hemen onlar da gelmişler. Hayır bu petek eşek arılarının olamaz kesinlikle bizimdir diye bağırmaya başlamışlar. Sonunda iki tarafta iddiasından vazgeçmeyince konu mahkemelik olmuş. Baykuş'un başkanlığında toplanan mahkeme bu konuda tamamen kararsız kalmış. Çünkü bir şahit geliyor ve şunları söylüyormuş: Ben bu petek balı epeydir görüyorum. Bu ağacın etrafında sürekli küçük kahverengi vızıldayan yani bal arılarına benzeyen böcekler uçuyordu. E Sonra da başka bir tanık çıkıp geliyormuş: Evet, ben de ağacı çok kez gördüm. Ama etrafında uçuşanlar ince sırtı sarı çizgili arıdan çok nasıl desem heh, eşek arısına benzeyen böceklerdi. Mahkeme üyeleri bir o tanığı dinliyor, bir bu tanığa kulak veriyor ve sonunda kararsız kalıyormuş. Aradan 6 aya yakın bir zaman geçmiş. Sonunda olayı duyan bilge bir arı mahkemeye çıkmış ve şunu önermiş. Madem iki tarafta petek balın kendisine ait olduğunu söylüyor, o zaman işimiz hiç de zor değil. Bu iş kanıtlanabilir. Bal arıları da Eşek arıları da ormanda birbirinden uzak iki ayrı bölgeye gitsinler ve birbirlerini hiç görmeden çalışsınlar. Hangisinin yaptığı petek buna benziyorsa bu peteğin sahibi o demektir. Bal arıları bu öneriyi pek sevmişler ve hemen kabul etmişler. Ama eşek arılarının suratı asılmış. Onlar itiraz etmeyi denemişler ama öneriyi mantıklı bulan baykuş kararını vermiş. Ya öneri uygulanacak ya da taraflardan biri öneriyi uygulamıyorsa petek bal ötekine verilecek demiş. Bal arıları ballarına sonunda kavuşmuş. Eşek arıları ise süklüm püklüm mahkemeden uzaklaşmış. Çünkü onlar bu kadar düzenli altıgenlerden oluşan petek yapamayacaklarını çok iyi biliyorlarmış.